TV2 Ana Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün ana haber başlıklarına şöyle bir göz atalım. Hemen sonrasında bültenimiz başlıyor. Akkuş'ta girişimcilik kursunu bitiren 25 kursiyer belgelerini aldı. Yolculuklar artık daha rahat ve konforlu olacak. Gölköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 230'un üzerine çıktı. Aybastı ve İkizce'ye modern emniyet müdürlüğü yapılacak. Ordu'da işitme engellilerin aşkı işaret diliyle kıyılan nikahla evliliğe dönüştü. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yönetici ve personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Mahkumlara iş makinesi operatörlüğü fırsatı. Sevgili izleyenler, dün akşamki haber bültenimizden hatırlayacaksınız. Bir son dakika gelişmesi olarak Gölköy'de yaşanan gıda zehirlenmesinden bahsetmiştik. Haberin detaylarını aktaracağım şimdi bugün sizlere. Gölköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk etapta 30 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu sayı ilerleyen saatlerde 230'un üzerine çıkınca ilçede büyük bir panik yaşandı ve Gölköy Hastanesi doldu taştı. Gölköy ilçesinde dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 230'un üzerine çıktı. Şehit Necip Karamaş Ortaokulu'ndan geliyorum. Öğle yemeğini yedik. Öğle yemeğinden sonra zaten sesim falan değişti bir ikinci derse doğru falan. Ondan sonra işte eve gittim, bir şey yemedim. Akşam ömrünü yedik. Buraya geldik. Ondan sonra serumdan gittim. Yani birden sancılandı. Birden karnım ağrıma falan baktım. Midem bulandı, kustum. Öyle. Yemekte işte etli patates vardı. O yüzden olmuş dediler. Ve de ondan da şüphelendik. Bayağı bir şeydi, bayağı bir tadı. Evde halsizdi. İshali kusması vardı. Onda tekrar ayran içirdim. Ayran içince de tekrar ishal yapınca buraya getirdim. Allah şükür. Sinan Keskin benim torunum. Ahmetli köyünde. Ben de terörist olduğu için çocuk hastalandı. Gölköy hastaneye getirdim. Eve gelince oldu. Özel eğitim almışlardı. Oradan eve gelince çocuğum istifa etti işte. İlkokulda mı okuyor? Kaçta okuyor? İlkokulda okuyor. 4'te. Hürriyet'te. Gölköy Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı yaptığı açıklamada, ilçe genelinde taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitim gören bazı öğrencilerin akşam saatlerinde evlerinde rahatsızlandığını belirterek bu öğrencilerin aileleri ve 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldığını hatırlattı. İlk etapta 30, ardından 85 öğrencinin tedavi altına alındığını kaydeden Kıyıcı, öğrenci sayısının ilerleyen saatlerde 230'un üzerine çıktığını ifade etti. Melek Hanım, nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? Maşallah, aman nazar değmesin. Kıyıcı, Gölköy Devlet Hastanesi'nde 230 öğrencinin adli vaka olarak girişlerinin yapıldığını belirterek mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle müşahede altında tutulan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Konuyla alakalı tabii savcılığa da bilgi verildi. Numuneler şu anda alındı. Bunlar tahlile gönderecekler. O zaman tabii kesin sonuç elde edilecek. Şu an itibariyle 150 tane ilçe devlet hastanemize başvurmuş olan bir adli vakamız var. Onun haricinde vatandaşlarımızın da ulaşmasına bir sıkıntı yaşamamak kaydıyla biz aile hekimlerimize gerekli teknik gerekli destekleri de ekipmanlarını da vererek kendilerini mahallelerimize gönderdik. Bunlardan Aydoğan, Alanyurt, Güzelyurt, Düzcayla ve Karahasan'da şimdi aile hekimlerimiz bulunmakta, hemşerileriyle beraber. Orada birebir vatandaşımıza da ilan ettik ki çünkü sadece çocuklarımızın belirtisi karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal var. Bu tarz şikayetleri olanlarda yani belki veliler diyebilir ki başka üşütmeden dolayı kaynaklı
düşünülebilir diye biz ilanımızı da verdik. En yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi bağımında. O diğer bölgelerimizde de eğer ki bir aksamayla karşılaşılmaması için il sağlık müdürüyle görüşüp buraya ekstradan bir ambulans takviyesinde bulundu. Yeri geldiği takdirde arkadaşlarımız gidip yerinden de alıp getirip burada müdahalesini yapıyoruz. Doktorlarımızın söylediğine göre çocuklarda tabii sıvı kaybından kaynaklı biraz bir halsizlik olabiliyor. O yüzden tedavisi yapıldıktan sonra bir saat boyunca burada müşahede altında alındıktan sonra daha sonra taburcu ediyor. Şu anda gelenlerin sayısı azalmakta. Yaklaşık dediğimiz gibi 250 civarında bir öğrencimizle bu tarz bir belirtilere rastladık. İnşallah hayat tehlikesi olan şu anda herhangi bir öğrencimiz yok. Bundan sonra inşallah olmayacak diye umut ediyoruz. Konunun araştırıldığını belirten Kaymakam Kıyıcı, müşahede altında tutulan öğrencilerin birçoğunun tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini sözlerine ekledi. Serum taktıktan sonra biraz güzel gibi oldu. Şu anda eve götürdüm. Evde. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik cezası almış kişilerin cezasını kamu hizmetinde tamamlanması amacıyla bir protokol imzalandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik cezası almış kişilerin cezasını kamu hizmetinde tamamlaması amacıyla bir protokol imzalandı. Ordu Çalışma ve İş Kurumu, Ordu İl Müdürlüğü'nün açtığı iş makinesi operatörlüğü kursu kapsamında herhangi bir suçtan dolayı ceza almış veya hüküm giymiş suçluların cezalarını denetimli serbestlikle kamu hizmetinde tamamlamaları amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol yapıldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu'nun makamında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye olarak hizmet alımlarında en büyük eksikliği donanımlı ve eğitimli iş makinesi operatörü konusunda yaşadıklarını dile getirdi. Savcılığımızda denetimli serbestlikle ve cezaevimizde bizim de destek olduğumuz bir çalışma, bir protokol yetiştireceğimiz mahkumlarımızın da o sertifikayı aldıktan sonra piyasada iş bulma sorunu da olmayacak. Çünkü bizim şu anda açtığımız kurs, öyle söyleyelim, özellikle hizmet alımıyla en fazla aradığımız kalifiye eleman grubuna girecek. E sınıfı ehliyet ve bu türlü iş makinesi araçlarının kullanımına ilişkin teknik donanımı maalesef kimse bulamıyoruz. Bu anlamda ben başsavcımıza da, iş kurum müdürümüze de, denetimli serbestlikle ilgili bölümdeki arkadaşlarımıza da ve bu işin idari sürecini yöneten savcı kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, söz konusu protokolle denetimli serbestlik veya kısa süreli hapis cezası almış ya da cezası ertelenmiş kişilerin cezaevine girip toplumdan soyutlanmaları yerine dışarıda denetimli serbestlik kanunu kapsamında cezalarını tamamlamalarının sağlanacağını söyledi. Denetimli serbestlik kısa süreli hapis cezası almış ya da cezası ertelenmiş kişilerin yani cezaevine koyup da onları toplumdan soyutlamak yerine dışarıda denetimli serbestlik müdürlüğümüz vasıtasıyla takip edilerek yani bunların bir daha suç işlemesini önlemek, topluma yeniden kazandırmak, meslek sahibi olmalarını amaç eden çeşitli programlarımız var. Bunu denetimli serbestlik müdürlüğümüz eliyle yürütüyoruz. Diğer kurumlardan, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından, İşkur'dan, Kamu Hastaneler Birliği'nden ve birçok kurumdan destek alıyoruz. Bugün sağ olun sizin de katkılarınızla bu desteğimiz daha da büyüyecek Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle. Konuşmaların ardından söz konusu protokol Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'la Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu arasında imzalandı. Değerli izleyenler, ahlaki ve manevi erozyon korkunç boyutlara ulaştı. Türkiye'nin birçok noktası fuhuş alanına dönmüş durumda, buna Ordu da dahil. Evet, bununla ilgili Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü bir operasyon düzenledi ve kentin çeşitli bölgelerinde ve otoyol kenarlarında fuhuş yaptıkları belirlenen 30 sürücüye ve 40 kadına cezai işlem yapıldığı bildirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde ve otoyol kenarlarında fuhuş yaptıkları belirlenen 30 sürücüye ve 40 kadına cezai işlem yapıldığı bildirildi. Yaklaşık bir ay önce Ordu İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur'un göreve başlamasının ardından kentte fuhuşa yönelik emniyet tedbirleri arttırıldı. Giresun'la Samsun arasında otoyol kenarında fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlara yönelik çalışmalarını arttıran polis ekipleri, belirledikleri 30 sürücüye trafiği tehlikeye düşürdüğü ve fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 5000 lira, 40 kadına ise fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 7000 lira ceza yazdı. Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü ve Karayollar ekiplerince Fatsa-Boloman otoyolu kenarındaki barakalar yıkıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre denetimlerin ilerleyen günlerde daha da artacağı ve fuhuş yapanlara yönelik idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Mahkeme kararıyla Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine geri dönen Musa Sağlam yine görevinden alındı ve bu kez de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'ne veteriner hekim olarak atandı. 2011 yılında Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine atanan ancak Mayıs 2014 tarihinde bakanlık emrine alınan Musa Sağlam, Ankara'da İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurmak için açtığı davayı kazanarak ordudaki görevine geri dönmüştü. Tabii ordu elinde hemen hemen 10 yıldan fazla bir zaman oldu. Dolayısıyla bunun 7 yılı ilçe müdürlüğü, geri kalan 3 yılı kesintisiz İl Müdürlüğü olarak görev yapmıştık. Sağlam görevine döner dönmez bakanlık Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne müfettiş gönderdi. Bu hafta itibariyle yeniden görevinden alınan Sağlam bu kez Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'ne veteriner hekim olarak atandı. Sağlam'ın yürütmeyi durdurmak için tekrar dava açmayacağı ve yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Tabii bu zaman zarfında ordu tarımı, Türk tarımı için önemli hizmetleri, önemli çalışmalara, projelere imza attık. Ben sizi gayet sağlıklı, bundan sonra da sağlıklı ömür diliyorum kendisine. Sağlamın ardından boşalan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Kemal Yılmaz vekalet edecek. Ordu Tanıtım Kulübü Derneği Başkanı Arzu Tosunoğlu, ordu iskelesinin yıkılarak yenilenmesi ve yolcu gemilerine uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en güzel kıyılarına, koylarına, sahillerine sahip olan şehrimizin denizden bakıldığında muhteşem bir görsel zenginliğe sahiptir. 1950 yıllarında yapılmış olan iskelemizin, mevcut olan şu anki iskelenin liman haline getirilmesini istiyoruz. Ordu Tanıtım Kulübü Derneği Başkanı Arzu Tosunoğlu, ordu iskelesinin yıkılarak yenilenmesi ve yolcu gemilerine uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Tosunoğlu yaptığı açıklamada ordunun büyük şehir statüsüne alındıktan sonra henüz bir yıl geçmemiş olmasına rağmen olumlu hizmetlerin yapıldığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Ordu Giresun Havaalanı'nın yakın zamanda faaliyete geçeceğini, Karadeniz-Akdeniz yolunun 2 yıl içinde hizmete açılacağını belirten Tosunoğlu, bu yatırımların günlük hayatımıza girmesiyle birlikte ordunun ticari, ekonomik ve turistik gelişimi hızlanacaktır. Bizi memnun eden de bu gelişmelerin yanı sıra çok amaçlı bir liman yapılması da elzem hale gelmiştir, dedi. Artıları öncelikle mevcut olan iskele Avrupa Birliği standartlarına göre her türlü yatın, teknenin ya da kruvaziyer yolcu gemilerinin yanaşması halinde ordu ekonomisi açısından esnafın, restoranlarımızın, kafelerimizin dolması anlamına gelmektedir. Orduya turizm açısından büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Şu görmüş olduğunuz mevcut iskelenin liman yapılması halinde. Ben tabii ki bu konuda çok üzülüyorum. Çünkü ben denizde iç içe yaşayan bir orduluyum.
bizlerin denizden uzaklaştırılması anlamına geldiği kanaatindeyim. Eksileri doğrultusunda ben bir eksi göremiyorum. Yapılmaması aslında bir noksandır diye düşünüyorum. Bu konuda turizmin gelişmesi anlamına geldiği kanaatindeyim. Yapılan yatırım, çok büyük yatırımlar yapıldı Ordu'ya, havaalanımız gibi, çevre yolumuz gibi. Bunları, bu yapılan yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Cumartesi günü Sayın Başbakanımız geliyor. Başbakanımıza buradan seslenmek istiyorum. Umarım Ordu'ya bir liman kazandırırlar. Aybastı ve İkizce ilçelerine yeni ilçe emniyet müdürlükleri binaları yapılacak. Bu müjdeli haber ise AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener'den geldi. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, Aybastı ve İkizce ilçelerine yeni ilçe emniyet müdürlükleri binalarının yapılacağını bildirdi. 5 yıldızlı konforlu. Şener yaptığı yazılı açıklamada her iki ilçede müdürlük binalarının yanı sıra modern polis lojmanlarının da yapılacağını belirtti. 5 yıldızlı hizmeti görünce çıkmak istemeyeceğim bir defa. Evet. Diyecek ki ben devam edeyim biraz daha kalayım falan. Şener 2015 yılı içerisinde binaların yapılacağını ifade ederek şunları kaydetti. İkizce ve Aybastı ilçemizin hizmet verecek durumda olmayan emniyet müdürlüğü binası ve lojmanları yenilenecek. 2015 yatırım programı çerçevesinde binalarımız yapılarak ilçemiz modern binalara kavuşmuş olacak. Emniyet güçlerimiz daha modern binalarda halkımıza hizmet verecek. Bugün yapsak 3-5 sene sonra değiştirme. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda o komisyonlardan gelen raporların yanı sıra milletvekili aday adaylığı için de istifalar da yer aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın yerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Süleyman Tomakin başkanlık yaptı. Çoğunluğumuz teşekkür etmiştir. Şubat ay toplantısını açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Meclis gündeminin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doktor Hayati Öztürk ve Bilge Başar Çelik milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiler. İstifalardan dolayı boşalan meclis üyeliklerine Ertan Bakır ve Kadir Çelenk getirildi. Toplantımıza başlamadan önce meclis yapımızın çoğunluğunu ilgilendiren hususta bir açıklama yapmak istiyorum. Doktor Hayati Öztürk'ün istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine Sayın Ertan Bakır, Gölköy Belediye Meclis Üyesi Bilge Başar Çelik'in istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine Sayın Kadir Çelenk yedekten seçilerek gelmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Meclis gündeminde ise ihtisas komisyonlarından gelen raporlar ve Büyükşehir Belediye Dairelerinden gelen teklifler oylamaya sunuldu. 10 metreye çıkartılarak trafik akışının sağlıklı olması amacıyla yapıldığı belirlenmiş olup hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, nazım imar planına kararları, temel planın prensipleri ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği belirlendiğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve engel tanımayan bir aşkın hikayesini aktaralım sizlere. Ordu'da işitme engellerin aşkı işaret diliyle kıyılan nikahla evliliğe dönüştü. Bir süre önce tanışan ve ikisi de işitme engelli olan Samsunlu Selma Aydemir ile Ordulu Nedim Korkmaz hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Bunun üzerine aileleriyle Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğuna gelen çiftin nikahını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kıydı. Ve engel tanımayan büyük aşk evlilikle noktalandı. Bir süre önce tanışan ve ikisi de işitme engelli olan Samsunlu Selma Aydemir ile Ordulu Nedim Korkmaz evlenmeye karar verdi. Aileleriyle birlikte Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğuna gelen çiftin nikahını Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kıydı. Çifte söylenen nikah akdi işaret diliyle anlatıldı. Aydemir ve Korkmaz da işaret diliyle evlilik akdine evet dedi. Sadece kendi özgür iradenizle Sayın Bayan Selma Aydemir ile evlenmek istiyor musunuz?
Başkan Tekintaş, gönül dilinin önemine vurgu yaparak insanların gönlü konuştuğu zaman dili çok bir şey ifade etmiyor. Bugün bu duyguları hissettik ifadesini kullandı. Evet, insanların gönlü konuşunca dili çok konuşmasa da bir şey ifade etmiyor aslında. Bugün onu hissettik. Sessiz sedasız diyoruz ama seslendirilmiş bir nikah olarak gerçekleşti. Altınordu Belediyesi olarak da böyle bir nikahı ilk defa gerçekleştiriyyoruz. Daha önce farklı konseptte engelli kardeşlerimizin nikahları oldu ama bugün gönlünü ifade eden ve seslendirilmiş olarak da bunu yansıtan bir nikah gerçekleşti. Ben her iki aileye de gerek Aydemir ailesine gerekse Korkmaz ailesine hayırlı olsun diyorum. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, belki. Tebrik ettik. Pardon. Yine hiç yalan söyler misiniz desem? Evet, bu soruya samimi cevap vermek zor olabilir ama böyle bir gerçek var. Evet, insanın sevdiklerine yalan söyleyebildiklerini düşünmek oldukça rahatsız edici ama bu bir gerçek. Kimi zaman pembe yalan olarak ifade ettiğimiz sözlerin etkileri yıkıcı da olabiliyor. Biz de bu konuyu önce halka, sonra uzmanına sorduk. İşte haberimizin detayları. Vatandaşlarımıza sorduk. Erkekler mi daha çok yalan konuşur, bayanlar mı? İşte almış olduğumuz yanıtlar. Bizim erkeğin yalancısı bayandan kötüdür. Neden? Hayır, yalancı olabilir, alışkanlıktır o. Bence bayanlar daha çok yalancıdır. Bir bayandan yani erkeklerin ben daha sözlerine sadık olduğunu düşünüyorum da o yüzden. Yani kadınlar biraz daha hassas, narin, kırılgan insanlardır. Hani söz verip de yapmayabilirler ama erkeklerin öyle olduğunu düşünmüyorum. Erkek daha çok yalan konuşur. Neden peki? Neden peki? Bir ilişkinin ileriye gidebilmesi için erkek yalan konuşabilir ama bayan öyle yapmaz. Gerçekleri konuşur. Örnek vereyim ben. Benim de zamanında bir sevgilim oldu. Ben de yalan konuştum ama yalan konuşmamın sebebi o ilişkinin devam edebilmesi için, ileriye gidebilmesi için. O şekilde devam eder ilişkiler. Ben öyle düşündüm ama öyle olmadı. Erkekler yalancıdır. Ben erkek olduğum için şey yapıyorum. Erkekler çünkü 40 yalan uydurur ayak üstünde. Ama bayanlar da sinsidir. Tabii kara kediye benzer. Buradan bayanlardan özür diliyorum. Ama hani bence erkekler yalan konuşur. Ama tabii bayanların da yalan konuşanı vardır. İkisi de yalancıdır yani. Hayatımızda ne kadar başvuruyoruz ya da bizim için gerekçesi nedir? Birçoğumuz için cevabı değişkenlik gösterse de uzmanlar bu konuda bizleri uyarıyor. İnsanlar neden yalan konuşur ve yalan ilişkimize nasıl zarar verir? Psikolog Nagihan Akarsu şöyle yanıtladı. İnsanlar yalanı çok küçük yaşlarda öğrenirler ve yalan konuşmak insanın baş edebileceğinden daha fazla bir baskı, iletişim olduğunda yalan konuşmak bir kaçamaktır. Ve yalan konuştuğunda kendini güvende ve korunaklı hisseder ve bunu alıştıktan sonra gerçekten bir alışkanlık olmaya başlar. Birazcık da zeka ürünüdür tabii yalan konuşmak. Alışkanlığımızı da yönetmek çok daha zorlaşır. Çünkü artık işimize yaramıştır o. Yani o olaydan kurtulmuşuzdur baskıdan, her şeyden ve artık sonradan neden bunu yapmayayım ki gibi insanın mantığına da yatmaya başlar. Bu yüzden de insanlar yalana çok çabuk. Tabii model olarak da çok hızlı öğreniriz. Özellikle çocuklarda anne baba ilişkisindeki en ufak böyle kandırmacı işte evde yokuz vesaire ya da parka götürmeyeceğim vesaire gibi tutarsızlıklar çocuk yaşlarda öğrenmemize ve bütün hayatımızda haliyle ilişkilerimize de yansıyacak kurtarıcı bir kahraman olarak gözüküyor. Ama dezavantajları bir süre sonra düşünülmemeye başlıyor. Yani ne yapıyor? Güvensizlik en çok ihtiyacımız olan şeyi kaybettiriyor bize. Karşı taraf bir kere bunu hissettiğinde, fark ettiğinde bir etiket yapıştırıyor size. Artık güvenemiyorum.
anne baba çocuğuna, ilişkilerde eşine nasıl güvenebilirim ki? Çünkü her defasında, her bana yapmayacağım dediğinde tekrar yaptı. Bir de sözler veriyoruz, yapmayacağım çünkü zaten yapmadık ya. Ya da söylenmeyen şey ispatlanamayacağı için kişi bir şekilde, karşı taraf özellikle, huzursuz hissediyor. Yani buradaki en önemli zaten zarar verici nokta karşı tarafın şüphesini uyandırmak ve bu şüpheyle yaşamasına bir şekilde izin vermiş olmak. Peki yalan konuştuk ve bunu nasıl telafi ederiz? Yani artık anladık, farkına vardık. Karşı tarafa bunun açıklığını gidermek o kadar zor ki, birkaç kere yaptıktan sonra defalarca güvenilir davransanız da karşı taraf buna inanamıyor. Çünkü umudunu kaybediyor size karşı. Bu yüzden çok sık, çok uzun süre tekrar etmemiz gerekiyor. Yine de karşı tarafı ikna etmek değil illa amacımız. Yalanı konuşmama kararı aldıktan sonra, çünkü dürüst olmak karşı taraf için çok özverili bir şeydir. Açık, güvenilir olacak cümleler, gerçekçi yaklaşmak lazım. Zaten bir şekilde karşı tarafı ileteceğiz. Bir de tabii ki anne babaların küçük yaşlarda verebildiği şey bütün ilişkimize güvenli bir şekilde yansıyacaktır. Bu yine maalesef küçük yerden başlıyor. Beyler bu konuda etiketlenmiş olabilir ama bayanlar da sanıyorum bu konuda hiç fena değil. Peki bir diğer haberimiz, Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yönetici ve personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu ve sonrasında Kızılay'a en fazla kan bağışında bulunan Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli Mehmet Turgut Yeşilırmak plaket ile ödüllendirildi. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yönetici ve personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ı Ordu Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Bünyamin Uzunlar kan bağışının önemine dikkat çekti. Ya kolu kopmuştur ya bacağı kopmuştur, öyle değil mi? Göçük altından veya işte çatışmadan aldınız o yaralıyı. Çok hızlı, çok ciddi bir kan kaybı var. O esnada elinizde kan mevcutsa o kişinin tedavisine başlayabilirsiniz. Ama o an kan yok, işte birinden kan alalım, nakledelim, ya yarını bekletelim deme şansınız yok. O kişiyi kaybedersiniz. Maalesef biz Düzce ve Gölcük depremlerinde birçok insanımızı stoğumuz olmadığı için kaybettik. Bu tip durumlara hazır olmamız için de hastaların ihtiyacını karşıladıktan sonra hala kan bağışı yapıyor olmamız lazım ki stok oluşturabilelim. Peki ne kadar kan alıyoruz? Bu sorunun cevabına geçmeden önce, İnsanları kan bağışından uzaklaştıran en önemli etken kesinlikle ön yargılar. Bizim de saha çalışmalarımızda karşımıza en çok çıkan ön yargıları sizlerle burada paylaştık. İnsanlar kan verdiği zaman kansız kalacağını düşünüyorlar. Yani biz o kadar çok kan alıyoruz ki kişinin vücudunda kendi sağlığına yetecek kadar kan kalmıyor. Böyle bir inanış var. Halbuki yetişkin bir insanda yaklaşık 6 litre kadar kan bulunur. Ve bağış esnasında alınan miktar 450 mililitredir. Orana vurduğunuz zaman 13'te 1'e karşılık gelir. Yani biz kan verdikten sonra vücudumuzda verdiğimiz kanın 12 katı kadar kan hala kalmaktadır. Bu da bizim sağlığımız için fazlasıyla yeterli bir orandır. Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde Kızılay'a en fazla kan bağışında bulunan Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli Mehmet Turgut Yeşilırmak konuşmasının ardından Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Kemal Yılmaz tarafından plaketle ödüllendirildi. Ben Kızılay'ın bugün burada olmasından çok memnunum ve eğer bugün burada Kızılay doktoruyla, uzmanıyla, teşkilatıyla, ekibiyle geldiyse ve ben eğer bugün, kendim için söylüyorum, tekrar edeyim, kimse üzerine alınmasın, eğer ben bugün bu organizasyonda kan vermezsem, müsait olduğum halde, bir hafta, 10 gün veya ileriki bir zamanda benim kan grubuma dan dolayı bir çocuk ölürse veya bir anne veya belki benim komşum, belki sizin komşunuz ölürse ben kendim vicdanen azaplıyorum. Arkadaşlar eğer kan vermekten dinlemiş olsaydı 5 defa kan vermek için olurdu. Ben sizi gayet sağlıklı. Bundan sonra da sağlıklı ömür diliyorum kendisine ve tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.
KOSGEB, Ordu Orsiyat, Akkuş Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla bitirenlere belgeler verildi. İçimizde yeni iş yerlerinin açılmasına bir vesile olur. Akkuş'ta girişimcilik kursunu başarıyla bitirenler için Akkuş Öğretmen Evi'nde belge töreni düzenlendi. Düzenlenen belge törenine Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, Garnizon Komutanı Sezgin Yılmaz, Belediye Başkanı İsa Demirci, AK Parti Akkuş İlçe Başkanı Ramazan Acar, Akkuş Esnaf Odası Başkanı Halil Altun, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kursiyerler katıldı. Belge töreninde konuşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Amacımız sadece belediyecilik değil, belediyecilik dışındaki hizmetlere de imkanlarımız dahilinde katkı sunmaktır." diyerek şöyle devam etti. Mesela Akkuş'ta hizmetse gerisi teferruat arkadaşlar. Akkuş'ta herhangi bir kurum, yasal çerçeveler dahilinde herhangi bir kurum Akkuş'ta alakalı, üretimle alakalı, göçü yavaşlatacak işle alakalı insanlara iş verecek bir proje ise sonuna kadar yanındayız. Kesinlikle ve kesinlikle. Ne siyasi hesabımız var, ne şahsi hesabımız var. Bütün amacımız Akkuşlulara hizmet etmek. Her kurumun başındaki insan başarılı olmak ister. Biz de Akkuş'a bu kurumlarla ortak proje yaparak başarıyı getirmek istiyoruz. Başkan Demirci'den sonra söz alan Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, "Kurslar bakımından Akkuş'ta birçok ilki başardık. Bu kursumuz da ilklerden biri." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Burada da birçok ilki başardık açıkçası. Sizler de şahit olmuşsunuzdur. Belki şimdiye kadar başka yerlerde de çok yapılmamıştı. Mesela kurban kesme kursu açtık. Çocuk bakım kursu açtık aynı şekilde. Hanımlarımız çok memnunlar. Bu da yine burada, bu ilçemizde bir ilk oldu bu kursumuz. Başkanımızın da desteğiyle kendisine teşekkür ediyorum burada. Çünkü göreve başladığımız günden beri açık çekini her zaman sundu. Bizlere de sundu. Konuşmaların ardından girişimcilik kursunu bitiren 25 kursiyere protokol üyeleri tarafından belgeleri verildi. Değerli izleyenler, yolculuklar artık daha konforlu ve rahat hale getirildi. Seyahatlerinizde sizleri rahat ettirmek isteyen birçok otobüs firması rahatınız için tüm ayrıntıları düşünmüş ve bakın nasıl hizmet sunuyor. Karadeniz bölgesinde bir ilk imza attık Giresun ve Ordu bölgesi olarak. Şu anda otobüslerimizde 37 kişilik otobüslerimizi hizmete soktuk İstanbul yolunda. Artık yolunuz ne kadar uzun olursa olsun konforunuz ve rahatınız yerinde olacak. Tüm ayrıntılara yolcu memnuniyetini düşünerek önem veren bir otobüs firması, 2+1 yolcu koltuğu, telefon şarj girişi, ayağınızın rahatı, son sistem televizyon, internet ve daha birçok ayrıntıyla yolculuklarınızı keyifli hale getiriyor. Kimi insanlar yıllık izinlerini geçirmek için, kimi insanlar da memleket özlemini dindirmek için seyahat ediyorlar. Bunun için de genellikle şehirler arası otobüsler kullanılıyor. Tabii şehirler arası otobüsleri kullanırken hemen hemen herkesin isteği de rahat etmek. Artık bu ikili ve tekli koltuklar sayesinde mümkün. Şimdi ilk başta otobüslerimiz 37 kişilik olduğunu belirteyim. Bu otobüsler daha önce 50 kişilik olarak çıkmıştı. Daha sonra 37'ye indirdik. Bununla epey bir rahatlık sağladık. Ve araçlarımız içinde gördüğünüz gibi USB girişi artı telefon şarj yeri belirtmek istiyorum. Artı ekranlarımız büyük ekran. Artı bu bir de 3D yayınımız bulunmaktadır. Ayak koyma yerlerimiz, işte yolcu için her türlü rahatlık aracımızda bulunmaktadır. Peki bu otobüsler nereden nereye seyahat ediyor? İlk etapta şu anda Giresun Ordu istikametinden İstanbul'a seyahatimiz vardır. Daha sonra, yani ondan önce Ankara, Giresun Ankara'mız vardı, yine rahat hatlarımız. Şu anda da İstanbul hattımız başlamış bulunmaktadır. Peki tam olarak ne zaman hizmete girmeye başladı bu otobüsler? Otobüslerimiz bu yeni geldi bunlar. Bunlar sıfır olarak geldiler. Bunlar pazartesi günü Allah izin verirse Bismillah deyip başlayacaklar.
Özellikle seyahatlerinde cam kenarı tercihi olanlar için bu ayrıntı da düşünülerek otobüsler hizmet vermeye hazır hale getirilmiş. Bayan yolcularımız ekseriyetle tek gitmek ve cam kenarı gitmek çok istiyorlar. Biz de bu şekilde bu ihtiyacı karşılamış olduk ve tek koltuklarımız şu anda rahat rahat gitmeni sağlamak için hizmetlerinde. Evet, kısa bir reklam arası verelim. Ayrılmayın lütfen. Hemen sonrasında burada olacağız. Evinizi saraya çeviriyoruz. Halıdan perdeye, televizyondan züccaciyeye evinizin tüm ihtiyaçlarını bol çeşit ve ekonomik fiyatlarla sizlere sunuyoruz. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet ve her türlü bütçeye uygun seçenekleriyle Saray Outlet gönlünüze taht kuracak. Siz de Saray Outlet'e gelin, hayallerinizdeki her şeye en ekonomik fiyatlarla sahip olun. Adres: Şarkiye Mahallesi, Gündoğdu Sokak, numara 11 Taksim A. Uğur Kaçar, Adnan Kaçar. Saray tadında evlerin ekonomik mimarı. Fabrikadan saraya, Saray Outlet. Devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunun üstlendiği Tarihin Hafızası adlı konferans Profesör Doktor Mehmet Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Akademi temalı Tarihin Hafızası adlı konferans Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Profesör Doktor Mehmet Çelik'in katılımıyla Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Görüyorsun, gel bilmem şunların hakkından gel diye böyle bir algı yaratıldı. Profesör Doktor Çelik, dünü anlamazsak bugün olayları anlamak mümkün değil diyerek şu ifadelerde bulundu. Korkunç bir oyun oynanıyor ve biz bunun farkında değiliz. Husilerim, 6 ay önce velayet-i fakiye bağlılıklarını ilan ettiklerinde ben Milli Güvenlik Kurulu'na rapor verdim. Tam ihtilal neyse, darbe ne derseniz, yaptıkları gece genel sekreter beni aradı. Ya hocam dedi, bu verdiğin rapordan biz bu husilleri nedir hiçbir şey anlamadık. Bu nasıl oldu dedi. İslam devletlerinin stratejik aklı. Bu adamlar bu Orta Doğu'da ne arıyorlar? Bunlar niye buradan çıkmıyorlar? Dününü anlamazsak bugünkü olayları da anlayamayız. Biz sadece sahnede kavga edenleri görüyoruz. IŞİD diyoruz, El-Kaide diyoruz, Taliban diyoruz, işte Nusra diyoruz, bilmem Mısır'da darbe oldu, Sisi diyoruz, onu kınıyoruz, bunu kınıyoruz. Bilmem işte Kobani'ye giriliyor, Kürtlerle işte yardım ediyoruz, gelin buraya diyoruz. Sahnedeki figüranların yazılmış olan senaryoda rollerini oynuyorlar. Ama esas işin arkasındaki senaristler, yönetmenler, amaç ve hedeflerini bunu bir türlü göremiyoruz. Profesör Doktor Çelik sırasıyla bugün saat 14'te Aybastı Yunus Emre Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, saat 19'da Fatsa Kültür Sarayı'nda ve son olarak da yarın saat 19'da Ünye Ticaret Odası Konferans Salonu'nda katılımcılarla buluşarak tarih sayfalarını masaya yatıracak. Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Kemal Yılmaz, Ordu'da 2014-2015 yılının iki döneminde 43.977 öğrenciye yaklaşık 2 milyon adet süt dağıtılacağını söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca ortaklaşa hazırlanan ve 2012 tarihinde başlatılan okul sütü programı kapsamında 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde haftada 3 gün süreyle 200 mm ambalajlı yağlı sade içme sütü dağıtılmaya devam ediliyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Kemal Yılmaz, okul çağındaki çocuklara süt teminiyle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak istediklerini söyledi. Çocuklara süt içme olanağı sunarak sağlıklı beslenmelerine destek olmak istediklerini ifade eden Yılmaz, sağlıklı ve hijyenik süt tüketiminin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla okul sütü programı tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da başlatılmıştır. Bu kapsamda da ilimizde 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde toplamda 320 okulda 43.977 öğrenciye yaklaşık 2 milyon okul sütü dağıtımı yapılacaktır. Besinsel açıdan mükemmel gıda olarak nitelendirilen sütün bileşimine bakıldığında çeşitli yaş grupları için temel besin ögeleri içerdiği görülmektedir, dedi. Ve veda vakti sevgili izleyenler. Spor haberleri için az sonra spor turumuz ekranlara gelecek. Ve yarın akşam aynı saatte yine günün gelişmelerini sıcak ve en önemli haberlerini sizlere taşımak üzere yarın akşam bu saatlerde ekranlarınızın başında olacağız. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Orduspor Bayan Basketbol takımı 14 Şubat Cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda çalışmaların iyi gittiğini belirten Orduspor baş antrenörü Arpel Durur, tek eksiklerinin Megan Elizabeth Free olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletli oyuncu Megan Elizabeth Free'nin gıda zehirlenmesi geçirdiğini ifade eden Durur, oyuncunun durumunun iyi olduğunu ancak antrenmanlara katılamadığını belirtti. Orduspor Bayan Basketbol takımı baş antrenörü Alper Durur, Fenerbahçe maçının çok zor geçeceğini, çok iyi mücadele ederek maçı kazanmak istediklerini vurguladı. Galatasaray maçındaki mücadelenin kendisini çok motive ettiğini aktaran Durur, Fenerbahçe bu ligin en iddialı takımlarından bir tanesi ve çok iyi kadroları var. Biz de geçen hafta çok iyi bir Galatasaray maçı oynadık. Son dakikada kaybettiğimiz bir maçtı. Bu durum beni motive etti. Aynı tempo ve güçlü oynarsak Fenerbahçe'yi yeneriz diye düşünüyorum. Hasta olan oyuncumuz Megan Elizabeth Free maça yetişecektir. Şimdilik tam anlamıyla iyileşmesini bekliyoruz, dedi. Fenerbahçe maçının deplasman değil, içeride oynanan bir maç havasında oynanabileceğini ifade eden Durur, Fenerbahçe maçı çok zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz ancak Anadolu yakasında Ordulu derneklerin fazla olduğunu biliyorum. İstanbul'da oynayacağımız son iki maçtan birisi olması sebebiyle tüm Orduluları maça bekliyoruz. Deplasman dezavantajını avantaja çevirirsek sahadan galip ayrılan biz oluruz diye düşünüyorum, dedi.